Aralık 2018 tarihinde Lefke Avrupa Üniversitesi Spor Salonu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyük Bayanlar Voleybol Ligi'nde Lefke Avrupa Üniversitesi Vakıflar maçı oynandı. Tüm setleri kazanarak galip gelen takım Lefke Avrupa Üniversitesi oldu. Aralık 2018 tarihinde Lefke Avrupa Üniversitesi Sinema Salonu'nda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen Avrupa Birliği'nde Kamu Yönetimi Modeli adlı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşmacı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi kıdemli uzman Burcu Barın yer aldı. Is there a standard model of public administration in the EU that member states or candidate countries should apply? So what is the impact of EU integration process on public administration? When there is a candidate country, what should it do in order to change its systems to be able to implement the European Union acquis? 12 Aralık 2018 tarihinde Lefke Avrupa Üniversitesi Sinema Salonu'nda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen Kıbrıs Görüşmelerinin Geleceği konulu seminer gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'tı. We have to look at the beginning to the roots of the Cyprus problem. What is the real reason of this problem. If we look to this, particularly if we explore what happened after the establishment of the Republic of Cyprus in 1960, we see that neither of the communities were satisfied with that result. I mean the independent Republic of Cyprus. 12-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi İşbirliği ile düzenlenen 1. Lefke Kent Sempozyumu etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik birçok akademisyen ve araştırmacının katılımlarıyla gerçekleştirildi. Ancak burada tabii ki sosyal hizmet perspektifiyle baktığımızda şunu vurgulamak gerekiyor. Bizler artık muhtaçlık kavramını kullanmamaktayız. Nedeni ise de şu, sosyal devlet anlayışı içerisinde yardım ihtiyacı olan insanların bu ihtiyacının karşılanması bir haktır. Yani bu nedenle de muhtaçlıktan bahsedemeyiz. Belki ileride hani bu terminolojinin düzeltilmesi gerekecektir. 14 Aralık 2018 tarihinde Lefke Avrupa Üniversitesi Sinema Salonu'nda Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen Eğitim Sisteminin Güncel Sorunları ve Öğrenci Başarısına Etkileri konulu etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik konuşmacısı Profesör Doktor Asuman Seda Saracaloğlu'ydu. Evet, şimdi bir bakalım. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında doğduğunuzu söylemiştim. Z kuşağının ya da kristal kuşakta diyoruz biz bunlara, bilgisayarı ve dijital teknolojiyi çok yoğun kullanıyorlar. Metinleri konuşmaya, bilgisayarı okumaya tercih ediyorlar. Çevrimiçi iletişim kuruyorlar. Takım çalışmaları yerine daha çok bireysel çalışmayı yeğliyorlar bu yaramazlar. Halbuki biraz önce ne dedik? Özellikle 2000'li yıllardan sonra, 2000'li 20'lerden sonra işbirliği gerekiyor. Ama bağımsız çalışmayı seviyorlar. Kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturuyor. İşte bu kuşak son derece etkili.